soldan gitmeyi tercih edeceğim. Yani evet, bu şekilde gitmeyi tercih edeceğim. Akşam da nasıl yaylandığımı görüyorsunuz. Evet, dans ediyor araba resmen. Evet, şükürler olsun. Kazasız bir şekilde burayı geçebildik. Rabbime şükürler olsun. Güzel tarafı ne biliyor musunuz? Yani burada olmanız gerekir bunu, bu hissi yaşamanız için. Sanki bir salıncaktasınız. Öyle güzel sallandırıyor ki, yaylandırıyor ki araç sizi. Keyif veriyor da, yalan yok. Keyif veriyor. Ama işte dediğim gibi biraz daha Aksaray'da giriş olmuş olsa, normal araçlar gibi olsa, devrilme ihtimali çok çok azalmış olur ve o korku ve endişe sizden gitmiş olur ve daha rahat zevkle yaşarsınız. Fakat neden Japonlar bunu bir şekilde tasarlamış derseniz, kanınca dar aksaralı bunun tırmanma kabiliyetini fevkalade güzel yapmış, daha canlı yapmış, dinamik yapmış. Bir bahçecisi gibi tırmanmadığı, çıkmadığı yer gibi diyebilirim. Kestirmeye giderim anasını satayım. Yağmur döndü. Yağmur dönmek dağlarındayım. Neresi burası? Seydikemer Eşan Vadisi'nin başlangıç noktası. Vadinin dağlarda son bulu noktası. Yağmur dönmez dağları. Burası belki de yani arkası işte Denizli, Acıkayan, Şambeli gibi yerler. Yaklaşık 2300-2400 metre yükseltiğe sahip metre sahip bu alan. Ve yanda konum üzerinden geldik. Yani yeşil gözüm, nif ve oradan yer yapalım. Saklanma yönelik. Bir orman yoluna girdim. Yükseldi. Yollar felaket bozuk olmasına rağmen araç gittikçe ben de bir ilerisini gördüm. Bağımlı, heyecanlı, merakla sürdüm aracı. Ve bir baktım 2100 milyara kadar çıkmış. Artık daha çok yok buralarda. Ciddi bir yol bozukluğu var, şimdi birazdan göreceksiniz. Tabii biraz bir sınır yaptım, koşuna çıkmam gibi. İnşallah biraz kapatımda aşağı inelim değil. Yani dönüş mesafesi yok gibi bir şey. Mesela şu karşıda 5-3 km ötedeki Şal Dağı'nı zor görüyorsun yani.